Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir klan savaşı da diyebiliriz, ilginç bilgiler de diyebiliriz. Çünkü tuhaf bir şey oldu arkadaşlar. Bu klandan Kaos herhalde C'den yazılıyor da Kaos diye okunuyor. Bir abonem davet etmişti, bu klanda duruyordu köyüm. Şimdi arkadaşlar klan savaşına bakıyordum, dedim klan savaşı ne alemde falan. Son 3 galibiyetleri var. Hatta diğeri de 44'e 44 yenilmişler. Yani güzel, burada 42'ye 42 yenilmişler. 55'e 55 yenilmişler. 67'ye 68. Hani yenildiklerinde de kolay kolay bırakmamışlar, 66'ya 66. Gerçekten de güzel bir klan, Kaos klanı. Green Hell diye bir klanla oynamışlar. Şimdi arkadaşlar klan savaşına başlayacağız. Yalnız şöyle bir tuhaflık gördüm. Alttan bakıyordum. Bakın arkadaşlar. Şimdi 12 numara 14'e dalmış. Arkadaşlar binici büyücüyle dalmış. Yalnız bir değişiklik görebiliyor musunuz? Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Şu an görüntü bu şekil duruyor. Fark edenler olmuştur zaten. Binici ve büyücünün şeyine bakın arkadaşlar. Rengine bakın, böyle tuhaf bir renge bürünmüş. Hatta zehir bile 4. seviyede normalde yanmaması lazımken zehir de yanıyor. Herhalde bu saldıran köy binası 11 de onun haricinde, yani şöyle bir şey var. Hani zehir büyüsü 4'teyken yanmıyor, hız büyüsü falan rengi değişik. Şimdi isterseniz diğer saldırılara geçeceğim ve onu da göreceksiniz arkadaşlar, tuhaflığı. Evet, burada tehlikeli bir hamle yapmış. Büyücüleri çok iç içe atmış. Yine de almayı başarmış. Zaten basit bir köy binası 8. 6. seviye biniciler gözü kapalı alır. Şimdi arkadaşlar bu saldırıyı hızlı bir şekilde izleyelim. Savunmaları indirdi. Artık bundan sonrası temizlik, balonla falan. Elinde daha bir iki tane büyüsü duruyor. Şimdi diğer bir köye geçelim arkadaşlar. Bakın onda renk nasıldı. Ben şimdi hiçbir şeye karışmayacağım. Buradan normal bir saldırı açacağım. Bonzai mesela kaça girmiş. Bakın arkadaşlar, renkler düzeldi arkadaşlar. Sadece o köyde öyle duruyor. Gerçekten de tuhaf. Diğerlerinde böyle bir şey yoktur. Bakın başka bir tane açalım. Şöyle üste doğru gidelim. Bakın 9 numaraya dalmış. Bakın diğerlerinin hiçbirinde gözükmüyor arkadaşlar. Hepsi normal duruyor. İsterseniz şöyle bir tekrardan o köye girelim. Yani hiç böyle efekt falan bir şey yapmadım. Evet, bakın şimdi arkadaşlar tıkladık, girdik ve bunda bu şekil duruyor arkadaşlar. Ben hayret ettim. 12 numara Turkish Power. Turkish Power'ın köyüne bir bakmak istiyorum. Acaba onun profilinde bir anormallik var mı arkadaşlar? Turkish Power. Bir bakalım. Herhalde buçuk bir köydür. Ama öyle neden duruyor onu anlamadım. Bakalım bakalım bakalım. Konstantiniye. Turkish Power. Buluruz inşallah ya. Evet, şuradaymış. 74 level. Bakalım şöyle bir köyüne. Köy binası 10'muş. Evet, kral 3, kraliçe 1. Yani seviyeleri falan şeymiş. Birinci seviyeymiş herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, benim jeton yeni düştü. ulan arkadaş, şeyden dolayı büyü kullanmış, büyülü öğeleri kullanmış. Evet. Gerçekten de jeton biraz geç düştü arkadaşlar. Ya diyorum, bu niye böyle duruyor? Neyse, şuradan 2 numaraya saldırmış 1 numara onun saldırısını. Bakalım ve bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Güzel bir güçlük atmış. Demek ki büyü kullanınca askerler falan hepsi max oluyor. Sadece kral kraliçe falan max olmuyor. Büyü falan da herhalde max oluyor. Çünkü zehir
4 duruyordu. Köy binası onda 4 oluyor, 5 olmuyor. Büyülü olduğu için öyle duruyor. Şurayı biraz hızlandıralım bakalım nasıl girmiş. Evet, kraliçesini yürütüyor. Oradan tünelini açacak. Taktik avcı uçağını kesmeye çalışacak. Topu falan aldı. Orada şu an için bir tane savunma görüyor. Sıkıntı yok. Bebek ejderle üst tarafı temizliğini açacak. Bu arada duvar kırıcılar Sihirbaz Kulesi'nin azizliğine uğradı. Evet, oradan tünelini açtı. Burayı biraz daha hızlandıralım. Kraliçenin yürüyüşünü. Bakalım alt taraftan bir tane Valkyrie ile temizliği yapmaya çalışıyor. Klan kalesini mi çıkartmaya çalıştı onu anlamadım. Bu arada Warden'ını da uzak noktadan bıraktı. O Warden orada topun elinin altına düştü. Şu an şey çıktı. Klan kalesi çıktı. Warden'ın özelliğini kullanacak. Çünkü orada top Warden'ı vuruyor. Derken kraliçeyi bırakan şifacılar Warden'a döndü. Evet, hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yaklaşık 1,20 saniye falan derken kalan ordusunu bıraktı. Merkeze doğru girecek. Hemen bir öfke büyüsünü kullandı. Valkirileri de merkeze doğru atacak. Evet, Valkirileri de şu an attı. Valkiriler merkeze doğru girecek. Hemen oraya bir dondurma büyüsü, bir öfke büyüsü derken merkezi hızlıca temizleyecek. Arkadaşlar artık dondurma büyüsüne çok da gerek yok. Çünkü şifa büyüsü etki etmesi, Cehennem Kulesi'nin şifa etkisini azaltmaları, o yönden artık dondurma büyüleri bence çok kullanılmaması lazım. Şifa büyüsü daha etkili olur. Hani şifa kendisini doldurur. Köy binası 11 üçlemeler biraz daha artacak arkadaşlar. Taktik avcı uçağını aldıktan sonra artık sıkıntı kalmıyor. Gördüğünüz gibi kraliçe yürüyüşüyle de zaten taktik avcı uçağını almış. Ne bileyim arkadaşlar, ilk defa gördüm büyünün kullanımını. Maruz görün artık. Bu da böyle bir ilginç bilgi olarak kayıtlara girsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.